الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز kardeşlerim, değerli müminler, yeryüzünde insan yöneten hiçbir sistem zulmü makul görmez. Zalim bütün dünya sistemlerinde suçlu kabul edilir. Bilhassa yaşadığımız çağdaki insan ismini abartan, özellikle insanı üstün tutma iddiasında olan sistemler en ince ayrıntılarına kadar zulme karşı çıkmışlardır. Zulmü kanunlarla yasaklama, zalimi cezalandırma düzeyine gelmiş bir anlayış vardır. Hatta insan dışındaki mahlukata bile zulmetmenin, hayvanlara eziyet etmenin kanunlarla yasaklandığı bir zamanda yaşıyoruz. Şüphesiz bu insanlık adına güzel bir seviyedir. Hayvanların bile belli bir hak sahibi olarak kabul edilmesi, hayvana bile kanunlarla korunmuş güvencelerin verilmesi hoştur, takdir edilmesi gereken bir şeydir. Ancak değerli mümin kardeşlerim, insanlık bugün sokaklarda dolaşan köpeklere bile belli bir hak tanıyarak, köpekleri bile kanunların himayesi altına alarak insana dair bir hak hukuk beyannamesini evrenleştirerek şüphesiz güzel bir noktaya gelmiştir. Ancak bu gelinen nokta hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de daha önce insan oğlunu getirdiği noktaya yakın bir nokta bile değildir. Biz Müslümanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zulme, zalıma, mazluma getirmiş olduğu Allah'ın şeriatıyla perçinlenmiş ilkeleri, kuralları elhamdülillah bugün bütün insanlığın önünde övünerek, biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz, biz böyle bir itikadı olan müminiz diyerek göğsümüzü kabartmayla ifade edeceğimiz çok büyük bir nimetin içindeyiz. Çok yüksek bir seviyedeyiz. İnsanlık bugün insan hakları ve zulmü engelleme açısından ciddi bir seviyeye gelmiştir. Ama bu seviye hala Avrupa sokakları seviyesindedir. Henüz Medine düzeyine insanoğlu yaklaşamamıştır. Hala din ayrımı, ırk ayrımına dayalı bir zulüm kabul etme veya kabul etmeme vardır. Avrupalıya göre bir çeşit, Avrupalı batılı olmayana göre
başka bir çeşit zulüm tarifi bulunduğu sürece paralı zalimle parasız zalim aynı tutulmadığı sürece Medine sokaklarına bile yanaşamamış bir anlayış yeryüzünde hakim demektir. Elhamdülillah, mümin olmanın göğsümüzü kabartan mutluluğu içerisindeyiz. Medine eksenli dinimizin olmasından mutluluk duyuyoruz. Evet, insanlık bir yandan köpekleri bile zulme karşı korumuş ama köpekten aşağı gördüğü insanlara zulmetmeyi de adeta teminat altına almıştır. Bir anadan doğmuş olmak, iki ayaklı toprak üzerinde yürüyen insan olmak onurlu olmak için yeterli kabul edilmemiştir. Irkına, toprağına, yönetim sistemine göre insanlar puanlamaya tabi tutulduğu sürece veda hutbesindeki aynı babanın çocuklarısınız, o baba da topraktan yaratılmıştır, bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz, takvadan başka hiçbir üstünlük ölçüsü yoktur diyen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına yakın bir noktaya bile insanlık henüz gelememiştir. Bütün dünyadaki yaşanılan facialar gözümüzün önündedir. Biz henüz yeni bir sistem keşfedecek ya da acaba nasıldır bu dünyadaki zulüm, zalim, mazlum anlayışı diye araştırma yapacak durumda değiliz. Her şey gözler önünde. Sadece 3 gün üst üste bir haber bültenini izlemiş olsa insanlık zulüm, zalim, mazlum ne demektir? Çok rahatlıkla anlar. Coğrafyaya göre, hatta bir coğrafyanın A yerindekine ve B yerindekine göre insan ayrımı yapan sistemler kölelerinizle dahi aynı sofraya oturun diyen Peygamber aleyhisselama yaklaşabilmiş değillerdir. Aziz kardeşlerim, zulüm ve zalim konusunda bugün konuşması gereken müminlerdir. Gerek mazlumlar olarak, gerekse zalıma karşı direnmekle mükellef olan müminler olarak bugün, yarın, kıyamete kadar en ciddi sözleri söyleyecek olanlar Muhammedun Resulullah diyerek veda hutbesinde konuşan peygamberiyle din edinmiş bizleriz elhamdülillah. Biz zulme, zalıma, mazluma ve eyleme karşı tavrı olan insanlarız. Bu dünyada zalıma da karşıyız, mazlum olmaya da karşıyız. Zulmü haberlerde bile olsa seyretmeye karşıyız biz. Zalim olamadığımız gibi zalimi seyretmemiz bile yasak olan insanlarız biz. Biz bugün insanlık hangi noktaya gelirse gelsin, Medine sokaklarında mazluma yardım et, zalıma da yardım et diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesiyle bu dünya sokaklarında yürüyoruz. Ne demek? Mazlumun elinden tut, zalimin de elinden tut. Bu mümin seviyesidir elhamdülillah. Sadece yaralanmış, hırpalanmış insanları kurtarmak değildir insanlık. Yaralayanın yaralayıcılığını engellemek de, zalimin zulmünün karşısında dik durmak da müminin vazifesidir. İnsanları sadece güçlünün önünden kaçmaya teşvik eden anlayış yanlış bir anlayıştır. Kaç, güçlü seni ezmesin değil, dur, güçlü zulmetmesin anlayışı mümin anlayışıdır. Bunun için sevgili Peygamber aleyhisselam efendimiz ashabına insanlık dersi öğütlerken mazluma da yardım edin, zalıma da yardım edin diye tembih etmiştir. Belli
mazluma nasıl yardım edeceğimiz belli ya Resulallah. Mazluma yardım edeceğiz. Zulüm görüyor. Zalıma nasıl yardım edelim ve niye yardım edelim? Zalim da olsa kendisini cehenneme sürükleyecek çirkin bir kimlik sahibi olduğuna göre tutun elini, zulmetmesin, yapma deyin, yapmasın, o da cehenneme girmekten kurtulsun. Mümin seviyesi bu. Öyle demeç verip kınayarak değil, güç verip güçle zulmü engelleyerek insanlık yapılabilir. Bu da ancak insanlığa bir veda hutbesi okuyarak giden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düzeyidir ve onun peşinden gidenlerin yeryüzünde gerçekleştirebilecekleri yüksek bir düzeydir Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, zulüm konusunda söyleyecek çok sözümüz var dedik biz. Birinci söyleyeceğimiz şey, biz müminiz ya, Müslümanız ya, Müslümanlığımız camilere kilitlenmiş, namazdan namazda devreye giren bir sistem değildir. Yürüdüğümüz sokaklarda, gezdiğimiz caddelerde, ticaret için bulunduğumuz yerlerde, her yerde müminiz biz, her yerde Müslümanız. Allah'ın yeryüzündeki dinini yaşıyor olmamız bize öyle bir kimlik koymuştur, öyle bir şahsiyet getirmiştir ki camiden çıktığımızda da, camiye girdiğimizde de biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu olarak bir kediye de, bir insana da zulmedilmesine izin veremeyiz. Biz yılanlara hürriyet tanırız. Ormanlarında yılanlar yaşayabilirler ama ister beni soksun, ister başkasını soksun, yılanın eziyet etmesine tahammül edemeyiz. Yılanı o zaman ininde, ormanında kalmaya mahkum ederiz. Yılan olmak suç değil, yılanlık yapmak suç demek ki bizim telakkimizde. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Derda radıyallahu anh isimli sahabinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Medine sokaklarında gezerken bir grup ensardan Müslümanın, yani Medineli Müslümanın evlerinin önünde oturduğunu görmüş. Şu hadiseye dikkat ediniz kardeşlerim. Mümin kim? Medine'de hangi medeniyet kurulmuş? Bunu bütün insanlığa ilan eden şu hadiseye dikkat ediniz. Bakmış ki aleyhisselam efendimiz sokaklarda evlerinin önünde oturuyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bu evlerin önünde böyle oturmayın. Gelip geçeni rahatsız edersiniz buyurmuş. Ya Resulallah, nerede oturacağız ki biz? Evlerimizin önünde sokaklarda oturmak zorundayız. Buyurmuş ki o zaman, madem ki evlerinizin önünde caddelerde oturacaksınız, madem caddelerde oturmaya mecburuz diyorsunuz, bu sokaklarda siz bulunduğunuz sürece her mazluma yardım edecek, zalimi engelleyeceksiniz, o şartla bu sokaklarda oturabilirsiniz buyurmuş. Yardım isteyen bir insana yardım etmek zorundasınız bu caddelerde oturursanız. Medine medeniyetten kaynaklanan ve medeniyet kuran Medine'de anlayış budur. Müminler Allah'ın mülkü olan sokaklarda, caddelerde zalimi seyrederek yürüyemezler. Müminlerin yaşadığı şehrin sokaklarında yürüyenler zulmü engelleyen kimseler olmak zorundadırlar. Takatleri kadar şüphesiz, becerebildikleri kadar, ne kadar aktif olabiliyorlarsa o kadar. Ama Müslümanların sokaklarında film seyreder gibi zulüm seyretme hakkı hiçbir müminin yoktur. Bu şehir İslam şehri, ezanlar okunan bir şehirse, bu sokaklarda yürüyenler kediden, köpekten, çocuktan, insandan, kadından, erkeğe kadar herhangi bir canlının zulüm görmesine karşı
her an kolluk görevlisi olarak kendisini hissedecek. Belki silahlı bir görevli değil ama Allah'ın kulu olmakla, veda hutbesi dinlemiş bir Müslüman olmakla şereflendikten sonra yanlıştır bu, yapma bunu deme kudreti her müminde var olacak ki şehrin sokaklarında hak ederek dolaşabilesin. Demek ki sadece vergi ödemek, sadece alışveriş yapmak için bir dükkan açmak yetmiyor. Mümin olmak, Müslüman olmak bir sorumluluk getiriyor. Zulme karşı tek vücut olmuş, zalıma nefes aldırtmayan mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyayı kendisine emanet edip gittiği mümindir. Elhamdülillah. Bu ne anlayıştır? Polisi arayın demiyor. Bu sokaklarda oturabilmek için zulme engel olacaksınız diyor. Zulüm sadece insanların kırbaçlanması veya insanların dövülmesi değil ki. Bir annenin çocuğuna yanlış davranması da zulüm. Bir delikanlının annesine hakaret etmesi de anaya karşı zulüm. Sokaklarımızda ezan okunan şehirlerin sokaklarında dolaşanlar o zulmü de, bu zulmü de, kedileri kovalayan çocukların zulmünü de engelleyerek ezan okunan şehirlerin sokaklarında dolaşmayı kendilerine mubah hale getirmiş olabilirler. Müslümanlık, Müslümanlıktan konuşuyoruz. Medine'de temeli atılmış İslam devletinin insana ve mümine verdiği onurdan konuşuyoruz. Aziz kardeşlerim, sadece zalim olmamak yeterli değil. Zalimin ağına düşmesini engellemek de ikinci insanların zalim olmamak için şarttır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümanın kardeşi olduğu için ona asla zulmetmez. Zulmetmediği gibi onu zulüm göreceği bir yere de teslim etmez. Her Müslüman, her Müslümanın doğal koruyucusu, avukatıdır. Her Müslümanın evi öbür Müslümanın sığınacağı yerdir. Zulmetmez, onu zulüm göreceği yere teslim etmez. Peygamber emri. Bir Müslüman zulme karşı yardıma muhtaç olduğu zaman Müslüman ona sahip çıkar. Allah da o Müslümana sahip çıkar. Kim bir Müslümanın muhtaç olduğu desteği verirse Allah da onun en muhtaç olduğu zaman olan kıyamet günü en büyük ihtiyaçlarından birisini karşılar. Bir ödül vaadi ama aynı zamanda bir tehdit. Bir ödül vaadi ama bir de tehdit. Bir Müslümana zorda iken yardım edene Allah da yardım eder sözünden ne anlaşılıyor? Zordaki bir Müslümanı yalnız bırakan da yalnızdır kıyamet günü demek istiyor. Müslüman ne zaman zorda olur? Afrika'da aç kaplanlar kovalarken mi sadece? Veya Haçlılar Kudüs'ü işgal etmek için Anadolu'dan geçerken mi? Para kursağında yakalanmış Müslüman, ailesinin dürttüğü Müslüman,
soğuktan çaresiz kalmış Müslüman, iftiraya uğramış Müslüman, ailesini geçindiremeyen Müslüman, evlatlarından zulüm gören Müslüman, anne babasının ihmal ettiği için zulüm gören çocuk, herkes yardıma muhtaç demek ki. Yardıma muhtaç olmak, yardım konvoyları ayarlamak, yardım destekleri tertiplemek için kafirlerin ülkeler işgal etmesi gerekmiyor. Kim nerede bir Allah'ın kulu elimden tutsa keşke diyorsa, orada bir yardım söz konusu demektir. O çevredeki bütün müminler de bu insanın yerinde ben de olabilirdim, aman Allah'ım deyip hareket etmek zorundadırlar. İşte İslam'dan söz ediyoruz. Aziz kardeşlerim, bugün insanlığın kedileri köpekleri bile kanunla koruduğu anlayışa güldüğümüzü beyan etmek için, bu anlayışın henüz çok yollar kat etmesi gerekir Medine'ye ulaşıncaya kadar diye haykırarak söylediğimizin ikinci belgesi de nedir biliyor musunuz? Burada insanlığın zulüm dediği şey, her ne kadar bir tür cezaya tabi tutturuluyorsa da, avukatını bulan, ağzı dil yapan zalim olduğu halde mazlum gibi karşılanabiliyor bile. Güçlü her zaman haklı zaten. Hem öldürüyor, öldürdükten sonra da savaş tazminatı diye bir şey getiriyor. Sizden 400 bin kişi öldürdüm, şu kadar kurşun masrafı var, getirin bunları diyor. Sizi öldürmek için şu kadar çevre kirliliği oldu, onları düzeltmem lazım, şu masrafları devlet olarak karşılayın diyor. Bu tiyatroyu zalim ve mazlumun kim olduğunu anlamak için seyretmeye değer alimallah. Aylarca toprak işgal ediyor, ondan sonra da savaş tazminatı diye para istiyor üstelik. Hem öldürüyor, hem güçlü, hem zalim, hem de zulmün masraflarını istiyor. Hikaye anlatmıyorum, burnumuzun dibindeki vakayı anlatıyorum. 10 senedir senin ülkeni işgal ettim, 20 sene bu petrol benim depolarıma aksın şimdi diyor. İşgalin masrafı oldu diyor. Böyle bir düzende adalet bekleyecek halimiz yok şüphesiz. Ama biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zalimle mazlumun karşılaşacağı yere dair uyarılarıyla hareket eden bir ümmetiz elhamdülillah. Biz evimizde beslediğimiz bir koyuna bile eziyet etsek, boynuzlu veya boynuzsuz o koyunla karşılaşacağımız bir mahşer yerine iman ederiz. Kendi doğurduğumuz çocuğumuza bile kasara yanlış bir uygulama yapsak, Allah bunu zulüm kabul etse bunun hesabını soracağına iman ederiz. Çünkü bize buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir zulüm davanız varsa bu dünyada bunu halledin. Çünkü zulüm bu dünyada halledilmezse, zalimle mazlum bu dünyada helalleşmeden giderlerse, mahşer yerinde bu helallik karşılanacak. Nasıl karşılanacak? Zalimin yaptığı zulme karşılık Allah mazlumun hakkını zalimden alacak. Nasıl alacak?
sevapları varsa yaptığı zulüm ne kadar sevaba karşılık geliyorsa o kadar sevabı alıp mazluma verecek. Alınacak sevabı yoksa bu mazlumun günahlarından onun sırtına yüklenecek. Bu fark doğu ile batı arasındaki kadar, beyazla siyah arasındaki kadar açık bir farktır. Ölenin kurtulduğu bir dünyada konuşuyoruz biz. Parası olanın, avukatı güçlü tutabilenin hep haklı olduğu bir dünyada konuşuyoruz biz. Katilin üstüne bir de öldürme parası aldığı bir dünyada konuşuyoruz biz. Mazlumun her şeyi içine gömdüğü bir dünyada konuşuyoruz biz. Ama bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha ötelere götürüp kimsenin mazlum kalmayacağı, kimsenin kimsede hiçbir hakkının kalmayacağı bir meydanı hatırlatarak ikaz ediyor. Biz bunun için zalim asla olamayız. Mazlumluğu kendimize yakıştıramayız. Ensesi tokat vurulmak için yaratılmadık biz. Aynı şekilde zalimin zulmünü seyredecek kadar gafil bir insan da değiliz. Elhamdülillah, ne zulmederiz, ne zulme rıza gösteririz, ne de zalıma meydan salarız. Çünkü yeryüzünde adaletli, huzurlu bir hayatı Allah müminlerin teminatı altına koymuştur. Müminlerin hayata sahip olması kadar yeryüzü hükümranlığının Kur'an'a iman edenlerin elinde olması kadar bu dünyada zulümsüz gün geçecektir. Irak'taki keçilerden bile kendisini sorumlu hisseden Ömer'in dünyasına muhtacız bugün. Kendi pasaportunu taşımayanları, keçi bile görmeyenlerin elinde zaten bu hale gelmiş bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamber aleyhisselam efendimiz, akşam haber izlemekle yetinen komşusunun evindeki faciaları, kapısı kapalı bir ev, ne anlarım ben, ne karışırım diye kendisinden uzak kabul edenlere karşı gayet ciddi bir uyarıda bulunuyor. Sizden herhangi biriniz, buyuruyor ki, sizden herhangi biriniz ipsiz sapsız bir adam olmasın. İyilik yapana iyilik yaparım, kötülük yapana da cevabını veririm demesin kimse, buyuruyor. İyiye iyi, kötüye kötü doğal olarak herkesin göstereceği bir reflekstir. Siz ümmeti Muhammed olarak iyilik yapana iyilik yapan adam olun, kötülük yapanın da kötülüğünü engelleyen adam olun, buyuruyor. Fark burada. Zulmedersen sana cevap veririm demek yanlış. İyilik yapan bir adamsan ben de sana iyilik yaparım. Kötülük yapmaya kalkarsan yaptırmam sana kötülük. Çünkü mümin canını kurtaran adam değildir. Canlar kurtaran adamdır mümin. Mümin keyfini garanti ederek yeryüzünde huzurlu bir hayat hayali kuramaz. Mümin yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak ne kendine zulmeder, ne başka bir insana zulmeder, ne de en büyük zalimlik olan Allah'a isyan edilmesine izin verir.
Çünkü zulüm sadece insanların çocukları dövmesi, ülkelerin ülkeleri işgal edip şehirleri yakması, kadınları sürgün etmesi değildir. Bunun zulüm olduğunu herkes anlıyor zaten. Yeryüzünde bir kere en büyük zulüm Haçlı ordularından önce, Moğol istilalarından önce yeryüzünde en büyük zulüm Allah tanımamak, Allah'a baş kaldırmak cüretinin yayılmış olmasıdır. Allah'a baş kaldıranların diğer insanları ezmekte sakınca görmeyecekleri zaten besbelliydi. Bunun için biz müminler olarak yeryüzünde herhangi bir şekilde en büyük zulüm çeşidi olan Allah'a isyanın varlığından rahatsız oluruz. Bu isyanın kalkması için, Allah'a baş kaldırı zulmünün olmaması için mücadele ederiz. Etmek zorundayız. Bir insanın bir insanı ezmesine tahammül edemeyiz. Kendi kendimize de zulüm ve işkence yapamayız. Zulüm ister hayvana olsun, ister insana olsun, isterse kişi kendine karşı yapmış olsun, zulümdür ve haramdır. Çünkü bir insan başkasının canına kastetme hakkına sahip olmadığı gibi kendi canına da kastetme hakkına sahip değildir. Kimse kendisinin sahibi olamaz. Biz bizim değiliz. Biz Allah'ın kullarıyız. Veren Allah, alan Allah olur. Ne başkasının ne de kendimizin canına ve huzuruna kastedemeyiz. Kardeşlerim, çok üzülerek bilmemiz gerekiyor ki zulüm dediğimiz zaman aklımıza filanca ülkenin zindanlarına düşmüş, filanca ülkenin semalarından bombalanan filanca kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Şüphesiz zulüm bunlar. Hem çok ağır zulümler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmü tarif ederken kulun kula yaptığı dayak atmayı, dövmeyi vesaire fiziksel işkenceyi zulüm kabul ettiği gibi bizim dikkatimize başka zulüm çeşitlerini de getirmektedir. Onur kırıcı tavırlar da zulümdür ve haramdır. Gıybet onur kırıcı bir tavır olduğu için zulümdür. Kaş göz hareketiyle, el kol hareketleriyle bir insanı rencide etmek de zulüm çeşididir, haramdır. Allah'ın veyli yani azabı bunu yapanlar için demiştir Kur'an-ı Kerim. Ve çok daha gözden kaçmış bir zulüm çeşidi. Zalim ayağa kalksın bu toplumda dendiğinde köpekleri kovalayanlar, kedileri döven çocuklar ayağa kaldırılıyor. Kalksın zalimler, zalimi tanıyalım dendiğinde hep insanları karakollarda kırbaçlayanlar, zindanlara doldurup dövenler, kollarını ayaklarını kesenler hatırlanıyor. Halbuki Peygamber aleyhisselam efendimiz borcunu ödemeyen de zalimdir diyor. Ayın dördünde vaat ettiğin çekin, senedin beşinci gününe taşındığında o 24 saatlik süreyi sen zalim filanca olarak geçiriyorsun. Peygamber ilanı. Ödeme sıkışıklığın olabilir. Bir gün önceden gidip izin isteyebilirdin. O zaman da Kur'an o izin istediğin alacaklıya
Allah da sana kolaylık sağlaması için sen de buna kolaylık sağla diye ricada bulunacaktı. Ama ödeme günü gelmiş, borcunu ödemiyorsun. Sana Peygamber aleyhisselam yaptığın zulümdür diyor. Biz çocuk döven filanca Yahudi askerini zulüm yapan adam, zalim olarak görüyoruz. Bir de bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselamın listesinde masum esnaf dediğimiz nice zalimler varmış. Mescid-i Aksa'nın eteklerinde çocukları kırbaçlayan, döven, kurşunlayan ve Allah'ın katında zalim olarak isimlendirilenlerle kıyamet günü dirilip borcunu ödemediği için, mümine iftira ettiği için, müminin gıybetini yaptığı için, mümini toplumda hor hale getirdiği için, mümin olduğu halde Kudüs sokaklarında mümin çocuklara zulmeden zalim Yahudinin karakteriyle diriltilmiş olmak sadece büyük bir hüsrandır, başka bir şey değildir. Allah borç geciktirmeyi de zulüm kabul ediyor olduktan sonra bizim buna ekonomik isimler bulmamız, temerrüt vesaire dememiz işin gerçeğini değiştirmiyor. İşte peygamberin ilanı ortada. Borcunu geciktiren zalimdir diyor. Zulme yeni bir pencere açmak zorundayız. Bir hakikati daha yine Peygamber aleyhisselamdan öğrenmek zorundayız. Zulmeden suçludur, borcu geciktiren zalimdir. Allah bu zalimi niye zengin etti peki? Günü gününe borcunu ödeyen esnaflık bile yapamıyor. Geciktiren, başkalarının malı üzerinden ticaret yürüten abad oluyor. Kardeşlerim, işin hakikati öyle değil. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, Allah zalimin ipini salar, ona belli bir mühlet verir, ama zalimi yakaladı mı ya da verdiği mühleti bitti mi kesinlikle kurtulamaz. Demek ki zulmettiği halde birilerinin keyfinin yerinde olması Allah'ın nazarından kaçan bir şey değil. Bilakis zalıma Allah'ın kurduğu bir tuzaktır bu. Hem zalim imtihan ediliyor, hem de müminler bu zalıma karşı ne yapacaklar diye Allah onları imtihan ediyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimiz ta Medine'den asırlar önce zalıma karşı mazluma yardım etmeyen bir ümmette hayır yoktur diye ilan edip gitmiştir. Sadece zalim kaybetmiyor, mazlumun yanında olmayan da zalim gibi hayır ve bereket kapılarını kapatıyor. Buyuruyor ki eğer benim ümmetim de, kendi ümmetini kastederek, benim ümmetim de zalıma karşı mazlumun yanında olmuyorlarsa, yapamazsın,
zulme demezsin. Bütün çeşitlerine karşı zulmün dik duramıyorlarsa o ümmeti salabilirsin buyuruyor. Ne demek o ümmeti salabilirsin? Yani o ümmetin cenazeleri camilerin önüne geldiğinde şefaat ya Resulallah demeleri, biz ümmeti Muhammed'teniz diye afiş bastırmaları, kandil akşamları, mevlid kandillerini kutlamaları ümmeti Muhammed olgusunun içini doldurduklarını göstermiyor. Zulmetmeyen, zalimin zulmüne seyirci kalmayan ümmet ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Vefatından çok az bir zaman önce ashab-ı kiram ona hatırlar mısın ya Resulallah, ta cahiliye döneminde siz gençken Mekke'de toplanmış zulme karşı bir oluşum, dernek kurmuştunuz, hatırlıyor musunuz? Abdullah İbni Cüd'an'ın evinde bir toplantı yapmıştınız, hatırlar mısın ya Resulallah diye sorduklarında ne buyurdu? Yeryüzü Mekke fethedilmiş, şirk yeryüzünden kaldırılmış, Ebu Cehil'in Bilal'i kırbaçlayacağı ortam giderilmiş bir dünyada bu soru kendisine soruluyor. Hatırlar mısın böyle bir faaliyet yapmıştınız ya Resulallah? Ne buyuruyor? Hatırlamam mı? Hatırlarım tabii. Şimdi bile öyle bir oluşum olsa oraya katılırdım buyuruyor. Halbuki zulüm yok dünyada artık. Allah'ın nasrı gelmiş, meleklerle yarışan insanlar dünyayı idare ediyorlar artık. Olsun, zulme karşı böyle bir ortamda bile bir oluşum, bir sivil dayanışma ortaya çıksa ben oradayım diyor. Böyle bir peygamberin ümmeti haberlerden zulüm filmlerini seyredemez. O gece uyuyamaz. O gecenin sabahında kahvaltı yapamaz olmalıdır mümin. Çünkü ümmeti Muhammed'in karakteri sadece zulmetmemekle anlatılabilecek kısır bir karakter değildir. Zulüm yok, mazlum adayı olmak yok, zulmü seyretmek yok, zalimin önünde gevşek durmak yok, zulme destek olacak yanlış tavırlar içerisinde olmak yoktur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın dediği gibi pasif kalıp zalimin zulmüne dayanak olmak da suçtur. Mümin ne kendisine ne de çevresindekilere zulme karşı sessiz kalmayacağını bütün dünya bilmelidir. Müminin değil şamar oğlanı olması kimsenin kimseye bir şamar atmasına bile izin vermeyecek karakter, güç ve otoritenin sahibi olduğunu bütün dünya bilmelidir. Kafirlerin bile sığındığı mümin güç ve otoritenin sahibi bir ümmetiz biz elhamdülillah. Bu karakteri de Allah'a imanımızdan alıyoruz. Konjektürel nedenlerle değil, akidevi nedenlerle böyle düşünüyoruz biz. Bulunduğumuz coğrafyadan almadık bu gücü. İman edip zihinlerimize ve yüreklerimize yerleştirdiğimiz akidemiz bizi bu hale getirdi. Çünkü biz
mazlum kafir bile olsa onun mazlumluğunun yanında olmayı, kafire zulmeden kafirin bile elinden tutmayı Resulullah'tan öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. İman budur, mümin budur, Müslüman budur. İslam böyle bir dindir. Bugünkü halimize göre değil, şu kıblesine yöneldiğimiz İslam'ın Kâbesine, Medine'sine göre konuşmak zorundayız. Kimsenin kimseyi dövmesine, kimsenin kimseyi öldürmesine, kimsenin kimseyi gıybet etmesine, kimsenin kimsenin borcunu ödememesine, kimsenin eşine zulmetmesine, çocuğuna zulmetmesine, babasını seviyesiz görmesine, annesine hakaret etmesine dayanamaz bir ümmetiz biz. Ağlayan bir ana susmuş bir minare kadar acı verir bize. Bir caminin cemaatsiz kalmasıyla yaşlı bir anne babanın çocuklarından mahrum, onların ilgisinden uzak kalmasını, Allah'ın emirlerinden birinin yerine gelmiyor olması açısından aynı tutarız. Bir yaşlı dede, nene şu kadar çocuğu torunu olduğu halde günlerdir bir evde barakada ilgisiz duruyorlarsa, bir apartman dairesine terk edildilerse, bu Allah'ın razı olmadığı bir iş olduğu gibi bir camide ezan okundu veya okunmadı, cemaat gelip imam efendiyle namaz kılmıyorsa aynı acıyı hissederiz. Camileri doldurun diyen de Allah'tı, yaşlı annelerinizi babalarınızı ihmal etmeyin diyen de Allah'tı. Camiler filan dinsiz ülkede boş kaldı diye üzülüyorsun da, modern modern binalarda horlanmış anaların babaların varlığına niye üzülmüyorsun ki? İkisi de Allah'ın emri, ikisinin hesabını da Allah soracak. Biri mahzun cami, biri mahzun bir dedenin kaldığı bir ev. İslam hayat dini, camilerde çiçek gibi açan, evlerde solan kurumuş bir budak değil. İslam evlerde de, ticarethanelerde de, sokaklarda da, camilerde de Allah'ın dini olarak kıyamete kadar bu kapsamlılığıyla var olacak ki bütün dinleri kuşatan İslam, önceki kitapları kuşatan Kur'an elimizde olmuş olsun. Böyle bir İslam'a iman ediyoruz, böyle bir İslam için hareket ediyoruz. Elbette bütün kusurlarımıza, yanlışlarımıza rağmen, beceremeyişlerimize rağmen inşallah gelmek istediğimiz son noktamız budur. Bu gaye için gençler yetişecekler. Çocuklarımıza Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselam'ı bu mantıkla öğreteceğiz ve bir gün bu çiçek kainatın her tarafında açacak. Evlerimiz de camilerimiz gibi Allah dediğimiz yerler olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.